Merhaba arkadaşlar. Evet, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen sessizce şöyle kuş sesleri içinde şöyle videomu ben başlattım. Bu arada yeğenim, kameramanım, canım yeğenim. Evet, şöyle ben yardımcı oluyor. Arkadaşlar köye geldik. Hafta sonu köyde geçirelim dedik. Ve harika da güzel, iyi ki de gelmişim. Geçen yıl da aslında videosunu çekmiştim ama şöyle pembe pembe, pembiş pembiş şöyle gördüğünüz gibi. Harika ortancayla karşılaştım. Çok güzel açmış. Geçen yıl da o kadar güzel açmıştı ki videosunu çekmiştik. Ve reis videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Instagram hesabını da takip ederseniz sevinirim. Evet, şöyle bir kısacık da olsa ortancanın nasıl yetiştirildiğini anlatmak istiyorum. Bir de mavi çiçekleri nasıl açar ortanca, hemen onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, yıllar yıllar önce benim orkidem vardı. Sanki yıllar yıllar önce derken bayağı bir yaşlıymışım gibi. Aslında çok o kadar yaşlı değilim herhalde arkadaşlar. Evet, ortancayı çeliğinden tutuyor arkadaşlar. Çeliğinden tuttuğu gibi de harika böyle çok güzel çiçek orkide yetiştirebiliriz. Hele de evet arkadaşlar, bu arada yeğenim uyardı. Böyle bazen kamera arkasında şeyler olabiliyor. Çünkü bazen canlı canlı böyle çektiğimiz için biz plansız projesiz direkt ben bir güzel çiçek gördüğüm zaman hemen videosunu çekmeye başlıyorum. Bu arada orkide demişim arkadaşlar. Orkide demişim ortancaya. Evet, ortancanın bakımını anlatalım. Hele bir bahçeli ya da şöyle bir avlulu bir evdeyseniz, müstakil evdeyseniz, bahçenizde varsa mutlaka ortanca dikmenizi isterim. Çünkü gördüğünüz gibi harika harika pembiş pembiş açmışlar. O kadar güzel ki arkadaşlar. Çeliğinden tutturabiliyor arkadaşlar. Normalde sonbahar aylarında budaması yapılır ve çeliklerinden de ortancalar dikilir. Hele de böyle bahçeli bir evdeyseniz yerde o kadar güzel oluyor ki böyle çok güzel, çok yoğun böyle çiçekleri oluyor. Yaprağından fazla çiçeği olmuş. Büyük büyük şöyle de koca koca olmuş çiçekler arkadaşlar. Evet, çeliğinden tutuyor. Çeliğinden tutturduğumuz zaman çelikleri normalde hepsini ben eskiden yapardım. Böyle bir saksı ya da bir teneke içerisine sık sık çeliklerden dikerdim. Sonra da onları ayırırdım. Evet, çok sıcak. Osmaniye baya baya sıcak arkadaşlar. Havalar o kadar sıcak oldu ki şu anda terledim. Ve ben normalde eskiden tenekede yetiştiriyordum. Ve mavi açımını da hemen anlatayım. Mavi nasıl açıyor? Yayladan kırmızı bir toprak getirdim. O yaylanın çam diplerinde kırmızı kırmızı toprağı oluyor ya. Ben normalde bu orman toprağından baya baya faydalanıyorum. Çünkü bütün çiçeklerime de her zaman söylüyorum. Orman toprağı, çam toprağı kullanıyorum. Ama buna da kırmızı olan toprak tarafından getiriyorum. Mesela bir tenekede siyah toprakta, bahçe toprağında ya da herhangi bir toprakta dikili ortancanız varsa onu hemen şerbet deriz biz aslında. Güzelce şöyle orkidelerimizi diyorum, yine yanılıyorum tabi, ortancalarımıza şöyle güzelce onu çamur haline getirip ortancalarımızın dip kısmına döküyor arkadaşlar. O da nasıl oluyor biliyor musunuz? Masmavi açıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ben aslında eskiden duydum ama dedim ki inanamadım ama denemekle hiçbir şey kaybetmem dedim ve deneyerekten zaten birçok çiçek bilgilerini deneyerek öğreniyorum ben. Denedim ve çok da güzel sonuç aldım. Masmavi açtı. Her yıl pembe pembe açar ortancamız. O sene mavi açtı. Ve her yıl bunu tekrarlarsanız her yıl ortancanız mavi açar. Tabi böyle pembiş rengi de güzel olmuyor mu? Güzel oluyor ama yapacak bir şey yok. Bazen de değişiklik iyi oluyor. Mesela hem pembe hem mavi ortancanız olabilir. İki tane yaparsınız. Birini mavi olarak da mavilettirirsiniz, mavileştirirsiniz. Kırmızı toprakla birinde böyle pembe koyabilirsiniz. Değişiklik olur. Evet, renk değişimi böyle oluyor arkadaşlar. Ve hangi toprağı seviyor derseniz her türlü toprakta aslında ortanca oluyor. Hele de yaylada da benim halılarımın var. Yaylada yetiştiriyorlar. O kadar güzel oluyor ki burası da Osmaniye'ye bağlı Karacalar Köyü aslında. Osmaniye'ye bağlı Karacalar Köyü'ndeyiz. Ve arka taraf, köyün arka tarafı tamamen orman. Demek ki havası da çok güzel. Çok seviyor. Ve kış ayında da çok dayanıklı bir bitki arkadaşlar. Soğuğa karşı aşırı don olmadığı sürece aşırı suya dışarıda duruyor bizim çiçeklerimiz normalde. Gördüğünüz gibi ortanca da yerde, toprakta dikili çiçekliğin içerisinde. Çok da güzel oluyor ama her yıl budaması da yapılıyor. Budamasını yaptığınız zaman çiçek boyutu da böyle çok güzel ve çok iri yapıda olur.
Böyle bol bol da çiçek açıyor. Halacığım güzel mi? Evet. Çok güzel oluyor böyle. Çok da güzel açmış. Evet arkadaşlar, ben hemen önce biraz şöyle çektim videonun başında ama yine ben çekeyim şöyle biraz. Bir de lilyumlar var. O lilyumları da göstereyim ben size. Sarı sarı açmış. Çok güzel. Evet. Şöyle arkadaşlar, o kadar da güzel oldu ki, şuna bakar mısınız, şu güzelliğe. İnsan bak bak doyamıyor şu güzelliğe. Evet. Kuş da benimle yarış ediyor. Ben videoya sesimi yükselttikçe kuş da kendi yükseltiyor sesini. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? İnsan bakmalara doyamıyor. Harika güzel. Evet, şurada lilyumlar var arkadaşlar. Onları da göstereyim. Harika da güzel açmış. Sapsarı misler gibi. Ama şu ortancanı da ayrılamıyorum. Harika güzel açmış. Evet, bakım aslında çok da zahmetsiz bir çiçek ama harika da güzel. Bu arada yaprakların üzeri böyle sarı sarı arkadaşlar. Çöl tozu geldi Osmaniye'ye. Bütün çiçekleri böyle balkonlar, pencereler, hele de üzümlerin üzerini yıkamış dayımın kızı. Öyle diyor. Üzümleri mahveder. Asitli bir toprak olduğu için böyle çiçeklere de zarar verebiliyor. Hortumla çiçeği sularken şöyle, ben evdeki çiçeklerimin hep yapraklarını yıkadım. Çünkü bu toz baya baya zarar veriyor ve nefes aldırmıyor çiçeklerimize. Evet, geldik sarı sarı lilyumlara. Arkadaşlar Afyon'da annemin bahçesinde o kadar güzel açıyor ki, çok da büyük olmuş. Şöyle lastiğin içerisine. Evet. Köy yerine de olursak sarı patates de gelir, soğan da gelir. Satıcı geldi arkadaşlar. Evet, onun sesini duyduk. Şimdi gördüğünüz gibi şurada küpeli çiçekleri var. Küpeli çiçekleri normalde yaylaya gidiyor arkadaşlar. Evet, orman toprağına dikilmiş. Orman havasında o kadar güzel oluyor ki. Çam toprağı. Ve hemen şurada aloe veralar var. Çok güzel olmuş. Evet, aloe vera demişken aloe veranın yanında hemen küpeli varmış arkadaşlar. Kıpkırmızı bakıyor musunuz? Şöyle çok güzel bakıyor musunuz derken, tabii de bakıyorsunuz. Görüyor musunuz derken? Evet. Çok güzel. Açmış. Hemen şuradaki aloe verayı da göstereyim. Bakar mısınız? Kocaman olmuş. Aloe vera saksısını dolmuş, taşmış arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Çok güzel olmuş. Maşallah maşallah. Evet, tekrar ortancamızın yanına gidelim ve fazla o değerli vaktinizi almayalım arkadaşlar. Evet. Ortancanın yanına geldik. Şöyle dip kısmında şöyle göstereyim. Minik minik çelikleri de var aslında. Fideleri de var burada. Ve nasip olursa inşallah çeliğinden ben de dikeceğim. Ve kocaman bir saksım var arkadaşlar. O saksıya dikeceğim nasip olursa. Ortancaya bayılıyorum. Çok seviyorum ortancayı. Hele de böyle top top açınca o kadar güzel oluyor ki. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ve zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, en güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve like'larımızı unutmuyoruz. Tam destek için lütfen videomuzda paylaşırsak çok sevinirim. Evet, Instagram hesabını da takip edelim lütfen. Çünkü Reis videosunu çektim arkadaşlar. Oradan da müzik eşliğinde çok güzel sayfamız var. Eğlenceli bir sayfamız var. Sizi oraya da davet ediyorum. Evet, sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Şöyle güzel güzel çiçekler kadar
güzel ömrünüz olsun inşallah. Hoşça kalın.